Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün hastane çantamda neler vardı, hastaneye yanımda neler götürdüm, aslında götürmesem de olur muydu dediğim şeyler var mıydı? Bunlara değinerek hastane videosunu çekeceğim bugün. Önce kendim için neler götürdüm, bundan başlayalım. Kendim için şöyle şurada göstereyim. İlk olarak 3 tane takım götürmüştüm. Üçü de bu arada kısa kollu. Ben Ocak ayında doğum yaptım ama hastaneler zaten genelde sıcak olduğu için hepsini kısa kollu tercih etmiştim. İyi ki de öyle tercih etmişim. Gerçekten de odada oldukça sıcaktı. Ama hepsinin de sabahlığı vardı bu arada. Çünkü doğumdan sonra koridorda yürüyeceğim için üzerine sabahlık almayı tercih ettim. Üçünü de kullandım mı? Evet, ben üçünü de kullandım. Hastanede iki gece yattım. Üçüncü gün öğlen taburcu oldum. İlk gün bu koyu olanı tercih ettim. Altlı üstü bir takım bu. Yine üzerinde sabahlığı var söylediğim gibi. Bu beyaz takımında hem geceli hem altlı üstü takımı var. Fotoğraf çekiminde kullandım bunu. Yine bu takımı da son gün, üçüncü gün çıkmadan önce kullanmıştım. Ve dediğim gibi bu takımın da sabahlığı var. Üç tane fazla mıydı diye soracak olursanız aslında bana göre fazla değildi. Tam yetti diyebilirim. Bir tanesi zaten fotoğraf çekimi için kullandım söylediğim gibi. Diğer ikisini de bir gün birini, bir gün birini şeklinde kullandım. Bunlar bu şekilde. Bunun dışında beni takip ediyorsanız ve bundan önceki videolarımı izlediyseniz zaten ben bandana takmayı çok seviyorum. Yanımda bu üçünü götürmüştüm. Hatta doğumdan sonra da bu kırmızı olanı takmıştım. Bunun dışında yine kendiniz için şöyle küçük bir çanta hazırlayabilirsiniz. Bunun içinde ben tarak götürdüm. Dış macunu, diş fırçası ve ufak tefek makyaj malzemelerimi götürdüm. Bunları yine önceden hazırlarsanız son anda, çünkü bazı şeyler aklınıza gelmeyebiliyor. Hazır kenarda bulunması sizin için daha iyi olacaktır. Bunun dışında kendinize rahat edebileceğiniz bir tane terlik muhakkak götürün. Çünkü koridorda yürüyüş yapacaksınız ve bu nedenle hangi terlik rahat ediyorsanız onu götürmelisiniz. Bu kroplar çok rahat. Bunlar dışında şu şekilde huçlara kendinize ait iç çamaşırlarını koyabilirsiniz. Onun içine 3 tane çorap koymuştum. Emzirme sütyeni bir tane vardı. Emzirme atleti tercih edebilirsiniz daha çok. Ben çok fazla emzirme sütyeni almadım açıkçası. Ve çok da ihtiyacım olmadı söyleyeyim. Gibi. Tabii bu arada çamaşırlarınız pamuklu, esnek, üzerinize çok yapışmayan tarzda olursa eminim ki daha rahat edeceksiniz. Buna dikkat edin sadece. Ve bu şekilde her şeyi bu valiz düzenleyicilerle huçlarsanız neyin nerede olduğunu da daha kolay bulabilirsiniz. Çünkü doğumdan sonra açıkçası çantanesiz ilgilenemiyorsunuz zaten. Hastanede sizin yanınızda kim kalıyorsa artık anneanne, babaanne ya da eşiniz genelde çantadan ihtiyaçlarınızı o alıp size veriyor. Ve bu nedenle her şeyin yeri bu şekilde belli olursa valiziniz çok dağılmaz diye düşünüyorum. Bunun dışında yine kendimiz için bir tane el dezenfektanı götürdük. Tabii hastanede zaten vardı ama ben sezaryen olduğum için ilk etapta kalkamadım. Yaklaşık 6 saat boyunca. O yüzden kendime ben bunu kullandım. Bir de biliyorsunuz pandemi şartlarından dolayı. Bunun dışında gördüğünüz gibi bu dipendi ben hiç açmadım. Kullandım mı? Evet kullandım. Gerçekten çok işe yarıyor. Ama hastane zaten bana vermişti bundan. Bu nedenle doğum yapmadan önce kendi hastanenizi arayıp ya da oraya gidip siz doğumdan sonra bana neleri vereceksiniz gibi sorularınıza yanıt alırsanız hastaneye götürdüğünüz eşya miktarı da kısmen azalabilir aslında. Ben bunu komple götürmüştüm ama dediğim gibi hiç kullanmadım. Ama hastanede kaldım 2,5 gün boyunca kullandım. Bu da bana yeterli oldu. Çünkü ilk etapta kanama zaten biraz fazla oluyor. Ondan sonra azalıyor ve buna ihtiyaç duymadım. Bu da terlettiği için çok uzun sürede kullanılması önerilmiyor aslında. Sezaryen de olduğum için bel kısmı zaten gördüğünüz gibi bayağı yüksek ve sezaryen yarasını da kapatıyor. Üçüncü günde o sezaryen yarasını açtıkları için bu emicik yolunda orayı terletme ihtimali var. Enfeksiyon riski olmaması açısından ben tercih etmedim üçüncü günden sonra. Ama dediğim gibi ilk üç gün gerçekten çok işimi gördü. Hastanenizle konuşup eğer yoksa bundan temin edebilirsiniz. Bunun dışında bir paket ped götürebilirsiniz. Yalnız şöyle, pedi yine hastane verdi ama onların verdiği ped gerçekten çok kalındı ve çok rahatsız ediciydi. O yüzden ben kendi götürdüğüm pedi kullandım. Daha göğüs ucu kremi kesinlikle almalısınız. Ben şahsen ameliyat ağrısından çok göğüs ucu yarasıyla uğraştım diyebilirim. Hastanede çok yaşamadım aslında bunu ama eve geldikten sonra ilk 10 gün 15 gün beni gerçekten çok yıprattı. Ve açıkçası hiç başıma geleceğini de düşünmezdim. Çünkü zaten biliyorsunuz ben de bir ebeyim. Özellikle doğru emzirme tekniklerine dikkat ederek emzirdim ama olmayınca olmuyormuş. Belki de vücut tipiyle de alakalı biraz bilmiyorum. Göğüs uçlarım hemen çatladı. Hastanede hatta son gün eve gelmeden önce 2 gün çatladı. Ve açıkçası ne yaptıysam ilk 15 gün, 20 gün boyunca tam olarak geçiremedim. Evet belki biraz azaldı bu kremler sayesinde. O yüzden bu göğüs ucu kremlerini artık bilmiyorum sizin vücudunuza ne iyi gelir. Doğumdan önce mutlaka kullanmaya başlayın. Çünkü orası bebeğin emmesi
etkisiyle beraber zaten sürekli nemleniyor sonra kuruyor. Nemleniyor sonra kuruyor ve çatlamaya çok müsait bir yer haline geliyor. Bu nedenle bu kremlerle orayı nemlendirmeniz gerçekten önemli. Size tavsiye edebileceğim en önemli şey göğüs ucu kremi gerçekten. Dediğim gibi doğumdan önce de göğüs ucu uyarımı yapmadan mutlaka bunu kullanmaya başlayın. Son 1 ay 2 ay önceden başlayabilirsiniz. Bunun dışında gümüş kapaklardan bahsetmek istiyorum. Evet, ben doğumdan önce gümüş kapak aldım ve bunun metini zaten çok duymuştum. Hem arkadaşlarım tavsiye etmişti. Ben aynı şekilde doğum yapacak olan arkadaşlarıma da tavsiye etmiştim. Bir mucize bu diye. Yalnız şöyle, bende bir işe yaramadı. Ama sizde yaramayacak diye bir şey yok. Bende yaramamasının sebebi benim ilk 3 gün boyunca gerçekten neredeyse hiç sütüm gelmedi. Tabii ki bebeğim emdikçe ona yetecek kadar çıktı belki ama eve geldikten sonra da öyle hemen artmadı. Ve dediğim gibi göğüs ucu yarası beni çok yıprattığı için bu gümüş kapakları da kullandım. Fakat bu gümüş kapakların şöyle bir özelliği var. Göğsün ucuna koyuyorsunuz, sütünüz geliyor. Sütle bu gümüş koruyucu kapaklar tepkimeye giriyor ve göğüs ucunu iyileştiriyor. Ben evet göğüs ucuma koydum ama hiç sütüm gelmediği için hiçbir işe yaramadı bende ne yazık ki. Hatta şu kenarları canımı bile acıttı diyebilirim. Sonradan işe yarar mıydı bilmiyorum ama zaten bir 15-20 gün sonra göğüs ucu yaramda azalarak geçti diyebilirim. Bunun dışında süt sağma pompası. Süt sağma pompası hastaneye götürmeli misiniz? Bence bunu götürmenize gerek yok. Zaten ilk etapta artık hastanede kaç gün kalırsınız bilmiyorum ama en fazla 3 gün kalırsınız. 2 ya da 3 gün. Zaten sütünüz şakır şakır gelmiyor. Evet, bebeğinize yetecek kadar geliyor. Bebeğiniz emdikçe göğüs ucunu uyarıyor. Ona yetecek kadar süt geliyor. Ama pompayla sağmak hastanede bana bilmiyorum çok mantıklı gelmiyor. Eğer ki çok ihtiyacınız olursa tabii bu özel hastanede zaten süt sağma pompası bulunuyor. Bunu yanınızda götürüp kendinize yük etmenize gerek olmadığını düşünüyorum. Ben zaten hastaneye götürmemiştim. Ama şöyle, eğer sütünüz çok az geliyorsa ki benim gibi, bebeğiniz emdikten sonra süt sağarak göğüs ucu uyarımı yaparak sütünüzün artmasını da sağlayabilirsiniz. Ama bunu eve geldikten sonra da yapabilirsiniz. Tercih sizin. Bunun dışında bu moşi değil ama moşileri başka bir videomda anlatmıştım. Siz bir göğsünüzü emzirirken bunu diğer göğsünüze takıyorsunuz ve o uyarımla beraber oradan da süt geliyor. Diğer göğsünüzden gelen süt boşa gitmiyor. Ama ben bunu da kullanamadım. Dediğim gibi sütüm çok azdı. O yüzden buna ihtiyaç duymadım. Şu anda süt sağmayı kullanıyorum. Bunu kullanmıyorum. Ama bu da güzel bir ürün dediğim gibi. Bendeki lansiyonum. Bunlar dışında biberon. Bende lansiyonum biberonu var. Yine annenin göğüs ucuna yakın bir biberon bu. Biliyorsunuz hastaneler biberonu önermiyor. Bebek emmer etti yaşamasın. Annenin göğüs ucunu tutmamazlık yapmasın diye. Biberon götürmeli misiniz hastaneye? Bence götürmenize gerek yok. Çünkü zaten bu da hastanelerde genelde oluyor. Anne bebek dostu bir hastanede doğum yapıyorsanız zaten biberonu asla önermiyor. Enjektörle ya da kaşıkla veriyorlar mama ihtiyacı olursa da. Evet, benim bebeğimde de mama ihtiyacı oldu. Dediğim gibi sütüm gerçekten yok denecek kadar azdı ilk etapta. Gebelikte de bende gestasyonel diyabet olduğu için bebeğim doğduktan sonra hipoglisemiye girdi. Yani kan şekeri bayağı düşüktü. Mecburen mama takviyesi yapmak zorunda kaldık. Ve onu da hemşire arkadaşlar enjektörle yaptılar. Sonrasında ben de enjektörle devam ettim. Ama evde ihtiyaç olur mu? Yani olabiliyor. O yüzden evinizde bulunsun. Ben asla biberon kullanmayacağım diyebilirsiniz ama bazen ihtiyaç olabiliyor. O yüzden evinizde bulundurmanızda fayda var. Evet, sanırım kendim için olanların hepsini anlattım diye düşünüyorum. Evet, bebek için gerekli olanlara geçecek olursam, ben kızım için hastaneye toplam 3 tane bu şekilde takım götürdüm. Bir tanesi zaten fotoğraf çekimi için olandı bu takım. Bunu kullandım mı? Evet, bunu kullandım ama sadece fotoğraf çekimi için kullandım. Çünkü gördüğünüz gibi çok süslü püslü, böyle kenarları fırfırlı ve bebeğimin çok rahat edemeyeceğini düşündüğüm için sadece fotoğraf çekimi için giydirip sonra çıkarttım bunu. Bunun dışında evet kendim 3 tane götürdüm ama ben Memorial Hastanesi'ne doğum yaptım. Bebeğim doğduktan sonra kendileri bu şekilde giydirip, battaniyesi de var gördüğünüz gibi, bu kıyafetlerle getirdiler. Yani aslında şu toplamda 4 takım olmuş oluyor bu şekilde. Bu zaten birkaç saat kaldıktan sonra ben bunu çıkardım. Bebeğin bu vücudundaki vernix kazeoza biliyorsunuz beyazımsı bir sıvı oluyor. Aynı zamanda yine doğumdan sonra kanlı olabiliyor. Bunu birkaç saat sonra değiştirdim. Onun sonrasında ben şu takımı kullandım. Hastane çıkışı olarak bu şekilde 5'li ve 10'lu olarak satılan takımlar var. 5'li takımın içinde şu şekilde zıbını, şapkası,
battaniyesi, eldiveni oluyor ve gayet kullanışlı bir takımdı. Şimdi bu takım onlu bir takımdı. Zıbının dışında şu şekilde altlı üstlü bir takım daha oluyor bunların içinde. Yine şapkası, eldiveni, battaniyesi hepsi var. Aynı zamanda bunların içinden şöyle birer atlet gibi kumaş parçaları çıkıyor diyebilirim. Ben bunları hiç giydirmedim ve çok kullanışsız olduğunu düşünüyorum açıkçası. Bunları hiç götürmeseniz bile olur bence yanınızda. Bunlar dışında ihtiyacım olursa diye bir iki tane daha zıbın koydum. Ama ihtiyacım olmadı. Yani toplamda bu 3 takım aslında benim işimi gördü. Yani bu takımı sadece fotoğraf çekme için kullandığımı düşünürsek aslında 2 takım da yetti diyebilirim. Bu 2 takımın da battaniyesi olduğu için yanımda belki başka battaniye götürmesem de olurdu. Ama kış ayı olduğu için ben şu şekilde biraz da kalın bir battaniye götürdüm. Bunu da kullandım hatta. Yeni doğan olduğu için ve ısı kaybetmeye de çok müsait olduğu için bu kendi battaniyesine sardıktan sonra buna da sardım. Bu arada bunun küçük bir çarşafı da vardı. Şu an kirli dolduğu için getiremedim ama onu da bebeğin yattığı beşiğin üzerine serdik ve bebeği o şekilde yatırdık. Ve ağız mendillerine gelelim. Ağız mendilleri kesinlikle candır. Bunlar biraz daha büyük ve kullanışlı. Müslüm bezler de tercih edebilirsiniz omzunuza atmak için. Yani yeni doğanlar ilk etapta çok fazla kusma, çıkarma olayı olmadığı için yanınıza çok fazla götürmenize gerek yok ama evde çok fazla ihtiyaç var bunlara. Özellikle ben şu an çok kullanıyorum. Şu an bebeğim 3,5 aylık oldu. Daha diş çıkartmıyor aslında ama bu aydan itibaren sanırım tükürük salınımı arttı ve çok fazla ihtiyaç duyuyoruz. Sürekli salyalanıyor. Bunlar dışında belki birer tane daha şapka ve çorap koyabilirsiniz. Bebekler en fazla başlarından ısı kaybederler ve şapka yeni doğan için çok önemli. Ola ki hani kirlendi, yere düştü. Yanınıza ekstra belki bulundurabilirsiniz. Yaklaşık bir 10 tane falan bez götürdüm. Yetti mi? Evet, bana yetti. Ama yetmeseydi de hastanede vardı zaten. Onlardan isteyebilirdim. Emzik konusuna gelecek olursak ben Bips'in emziğini kullanıyorum. Ama hastaneye emzik götürmenize bence gerek yok. Çünkü zaten bebeğiniz emmeyi daha yeni yeni öğrenecek. Yeni keşfedecek. Size dokunmalı. Sizi sık sık her istediğinde emmeli. Emziği bu nedenle ilk etapta vermeyin. Benim bebeğim şu an emzik kullanıyor ama ben iyice anne memesini emmeye başladıktan, iyice öğrendikten sonra verdim ve meme reddi de yaşamadım. Genelde çok huysuzlandığında ya da geceleri emziğini veriyorum. Meme reddi yaşamamak için siz de verecekseniz eğer geç verin. Pişik önleyici kreme gelecek olursak bence kesinlikle pişik önleyici krem de kullanmalısınız ama hastaneye götürmeli misiniz? Buna siz karar verin. Ben hastanede kullanmadım. Çünkü ilk etapta hemen bebeğiniz pişik olmuyor. Dediğim gibi bu sizin tercihiniz ama evde bunu sürekli kullanıyorum. Şöyle bir fısfısın içine zeytinyağı koymuştum ihtiyacım olursa diye. Yine bunu bazen poposuna sıkıyorum. Bunun dışında Silipi'nin alkol paraben içermeyen ıslak mendilini almıştım. Bunu da kullanıyorum evet ama ben bebeğimin altını temizlerken şu şekilde göstereyim. Şu alt temizleme pamuklarından aldım. Bunları kaynamış soğumuş suyla ıslatıp şu şekilde hazırlıyorum. Ve suyla temizlemiş oluyorum. Hala da öyle yapıyorum ve bebeğim hiç pişik olmadı. Size de kesinlikle bunu tavsiye ederim. Islak mendili de dışarıdaysak eğer gezmedeysek o zamanlar kullanıyorum. Evet, hastaneye mama götürmeli misiniz? Biz çok fazla kullanmadık. Yalnızca ilk 3-4 gün boyunca kullandık diyebilirim emzirme sonralarında. O da bebeğimin kan şekeri düşük olduğu için. Onun dışında mamaya çok ihtiyaç duymuyorum. Hastaneye zaten götürmeyin. Eğer ihtiyaç olursa oradaki hemşire arkadaşlar yardımcı olurlar. Yani hastaneye mama götürmenize gerek yok. Alt değiştirme örtülerine gelecek olursak evet bunlar da bir ihtiyaç. Yani 2 tane falan götürseniz bence yeterli. Yine benim hastanemde bunlardan da vardı. Bebeğin altını açarken evet bunu kullandım ama yani hastanedeyken ilk etapta çok fazla böyle çiş kaka yapmadığı için çok da ihtiyacınız olmayabilir. Yani 1-2 tane yeterli olacaktır büyük ihtimalle. Sürekli kirleteceklerini zannetmiyorum ama evde bu da kesinlikle büyük bir ihtiyaç. Çünkü birkaç kere takasını kışkırttığı için bu olmasaydı bayağı bir sorun yaşayabilirdim. Bunlar dışında size almanızı önereceğim şeyler bir tane kirli poşeti. Mutlaka yanınıza kirli poşeti alın. Eşiniz ya da yanınızda kalacak refakatçi de mutlaka yanına rahat bir şeyler alsın. Biz eşim için mesela götürmeyi unutmuşuz. Eşim sonradan temin etti. Ve hastaneden taburcu olurken siz de yanınıza kendinizi rahat edeceği bir eşofman tarzı kıyafet koymayı da unutmayın. Ve tabii ki bebeğinizi çıkartırken bir de pusetle çıkarmayı dikkat edin. Yanınıza almanız gereken önemli bir ayrıntı da puset diyebilirim. Evet, benim hastane çantam bu şekildeydi. Umarım faydalı olmuş. Aklım
aklıma gelmeyen var mı düşünüyorum ama hatırlamıyorum. Çünkü yaklaşık 3,5 ay oldu. Bayağı bir geç çekiyorum bu videoyu. Normalde doğumdan önce çekmeyi düşünüyordum ama bebeğim 37 haftalıkken geldiği için çekemedim. Şimdiye kaldı. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın lütfen. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.